Arkadaşlar şu anda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Dün Ankara'da Kurtuluş Parkı civarında polisin attığı gaz bombası ile başından yaralandığı düşünülen Dilan Dursun şu anda burada yoğun bakımda. Arkadaşları ve ailesi buradalar. Dilan yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Aldığımız bilgi, Dilan'ın dün Kızılay'da saat 12'de polis kurşunuyla vurulan Ethem Sarısülük'ün vurulduğu noktada yapılacak olan, saat 12'de yapılacak olan anma törenine katılmak üzere Kızılay'a giderken polisin saldırısı sonucu başından vurulduğu şeklinde. Linki paylaşalım lütfen arkadaşlar, şu anda sadece bir kişi izliyor. Bir arkadaş paylaşsın. Birazdan burada arkadaşları, dün yanında olan arkadaşları, dün geceden beri burada olan arkadaşları ve ailesiyle görüşmeye çalışacağız. Gel istersen şey yapalım. Sen yayını kesmeden devam et. Ben de şimdi kamerayı alayım. Çekiyoruz.
Kalsın mı? Ha, burada konuşabiliriz. Şöyle ufak tarafı da gelir misin birazcık da? Ben soru sormayacağım, direkt anlatabilirsin sen kameraya bakarak. Saat 12'de Kızılay'da Ethem'in, Ethem Sarısülük polis kursuyla vurulduğu yerde bir anma töreni yapılması üzere insanlar, kitleler bir araya gelecekken polis saldırısı yaşandı. Bunu biliyoruz. O saldırı esnasında Dilan başından vuruldu değil mi? Yani polisin saldırarak insanların işte püskürtmesi. O esnada. Ama kitle dağıtıldı ve herkes farklı yerlere dağıldı. Kaçtı. Daha doğrusu. Kaçtı. Biz Kurtuluş'a geldik. Kurtuluş Parkı'nın orada. Akrep ve tomalar bizi kovaladı yani. Orada da bir argızı kapsıldı kafasına. Yani. Hastaneye nasıl getirildiği konusunda bir bilginiz var mı acaba? Benim yok. Orada arkadaşların mı yine şey? Arkadaşlar getirdi hastaneye. Az önce buraya bir şey, asistan doktor geldi, o bir takım açıklamalar yaptı gönüllü olarak. Tam nedir hani şu anda hayati tehlikesi var mı? Evet, hayati tehlikesi var doğum bakımında ve ne kadar orada kalacağını bilmiyorum. Doktorlar da bir açıklama yaptı. Sadece şunu biliyoruz, kafasının arkasında, ensesinin üzerinde sert bir cismin geldiği söyleniyor ama hani çok yüksek bir ihtimalle bir derde sıkıntı. Daha önce yaşadığı şeylerden de şimdi işte doktorlar ilk açıklamalarında düzeltebildikleri kadar kafatasını düzelttiklerini söylediler. Ama şu an hayat tehlikesi devam ediyor. Beyin kanaması geçirdiğini de bir duyum almıştık. Beyin kanaması. Geldiğinde beyin kanaması işte geçiriyor. Ailesi de burada şu anda değil mi? Evet. Teşekkür ederiz. Umarım iyileşir. Geçmiş olsun. Tamam. Şey yapalım. Burada kalan arkadaşlardan birinin numarasını alalım. Sen al canım numaralarını. Ben akşam burada kaldım. Tamam. Arkadaşın adı neydi? Neslihan. Şeyde babası da şey yapar mı acaba? Konuşmak istemem. Ben rahatsız etmek istemiyorum. Sen şey sorabilir misin? Daha tanışmışsınızdır siz en azından. Çok teşekkürler arkadaşlar. Gökhan İpek. Bulduk işte birbirimizi.
Galiba görüntü... Canlıya mı çalıyor? Canlıya mı çalıyor? Kendinizi tanıtın. Evet. Kendinizi tanıtın. Niye buradasınız? Duygularınızı, düşüncelerinizi paylaşın o kadar. Ben size soru soracaktım. Yani yormak da istemiyorum sizi. Kadın Kazım Osman'ın işte kızımın okulunda aslında anlatıları da bekliyorum. Nasıl sorunlar? Sizler aslında kesin. Ya, Dilan Dursun'un babasısınız. Evet. Niye burada Dilan? İşte durumu ne şu anda? Dilan şu andaki durumu ciddi bir durum. Olaylar dün bu takım olaylar olmuş. Bu olaylardan galiba etkilenmiş çocuklar da bir başka sevk içişimle vurulmuş mu, sevk içişim çarpmış mı bilemiyoruz. Yoğun bakımda. Şimdi kendisi uyanık olmadığı için tam sağlıklı bilgi alamıyoruz. Doktorların bir şey olduğunu açıklaması oldu mu? Doktorun açıklaması şu anda tüm sevk olaylar devam ediyor. Edildi. Yalnız beklemedeyiz. Anladım. Çok geçmiş olsun. İnşallah iyileşir. Dualarımız. Size arkadaşınızı kıvırın. Neyine lazım dönmeyin. Tamam, çok sağ olun. Geçelimden beri artık ne bileyim. Siz de çay götürün. Abi çok istiyor. Sağ olun. Çay içtiğiniz sonra. Evet, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Yok, kalmıyor. Sıfır 500. Dilan'ın kaldığı hastanenin önündeyiz şu an arkadaşlar. Nurmi Hastanesi'nin önündeyiz. Ailesi şu an burada. Arkadaşlar yayına ara veriyoruz. Ben hemen özetleyeyim. Dün başından vurulan, yani vurulduğu düşünülen Dilan Dursun şu anda Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda. Hayati tehlikesi söz konusu. Arkadaşları ve ailesiyle kısa görüşmeler yaptık. Ethem Sarısülük'ün saat 12'deki vurulduğu yerde, Kızılay'da vurulduğu yerdeki anma törenine arkadaşlarıyla katılmak üzere giderken polis saldırısı neticesinde başından yaralandığı düşünülen Dilan Dursun şu anda yaşam mücadelesini sürdürüyor. Şimdi yayına ara veriyoruz. Gelişmelerle birlikte tekrar sizinle olacağız. Teşekkür ederim.